Arkadaşlar bugün aracıda otomatik park sistemiyle ilgili biraz dışarıda bırakmaya başladığını fark ettiğim için bununla ilgili bir yazılımsal müdahale yapıyorum şu anda. Bunu anlatacağım. Aslında olay biraz basit. Yani çok da karışık şeyler değil. Gördüğünüz üzere klip bu şekilde çalışıyor. Yazılım atıyoruz şu an araca. Park sensörü beynine. Park sensörü beynine yazılım atılıyor. %90'lardayız şu an. Çıkalım. Düzenimizin. Gördüğünüz üzere araç şarjda. Hem bu sayede aracım da şarj olmuş oluyor 40 amperli. Böylelikle çalışmayan park sensörümüz de çözülmüş oldu. Şimdi yapmış olduğumuz yazılımın detaylarını denemek için sürüşe çıkacağız. Hadi videoya devam edelim. Şimdi yazılımı test edeceğiz. Yani ne kadar olabilmiş hep beraber göreceğiz. Ya bu temel fark şuradan kaynaklanıyordu. Bak, mesela şurası gayet güzel. Neden bu yok, bura olmaz 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 olmaz. Boşluklar çok büyük. Hani buralara normalde de düzgün park ediyordu. Hani bunları denemeyeceğim. Bu kenarda bir tane daha vardı. Orayı deneyeceğim. İşte otomatik park yüksek hızlarda ve devre dışı kalıyor. Şu iki aracın arasına ben bu özelliği aslında çok fazla kullanıyorum şehir içerisinde. Özellikle çok yorgun olduğum zamanlar, ama sonunda yine bir düzeltme manevrası benim yapmam gerekiyor. İyice yaklaştırmaya çalışırken. İşte bu manevrayı yapabiliyor olmasını isterdim. Şu Broadway'in arkası gayet güzel. Agresif bir açıyla geldi. Ben de ilk kontrol edelim. Bakalım nasıl olmuş. Aracı çalışır vaziyette bırakıyorum. Sonuç başarılı. Yani olması gereken gibi bir işlem yapmış. Ben daha ne diyeyim yani buna. Hazır şimdi fırsat varken
Parktan nasıl çıkış yaptığını da gösterelim. Tarafa doğru çıkacaksın. Uzun basılı tutuyorum. İleri veya geri gidin. De benim geride hiçbir mesafem kalmadı neredeyse. O yüzden ileri doğru. Manevrayı kurtardığı anda direksiyonu bana devredecektir. İşlemlerin ikisi de tamam. Videomuz umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olabilir. Sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Bu haftalık anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler.